Zamzam Market'ten navbattagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastav yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Xayrul kalami kalamulloh va xayrul hadiyya hadiyya rasulillohi sallallohu alayhi va sallam. Amma ba'd. Birodarlar, o'zi mana 20 minutdan oshmaymiz, 25 minutdan oshmaymiz deganimizning sababi bor. Shu ba'zi bir odamlarga shu malolga qolmasin degan niyatda aytilgan edi. O'zi aslida agar faqat ko'tarolgan bo'lsa 1 soatdan gaplashish imkoniyatimiz bor inshaalloh. Lekin ba'zi bir birodarlarimizdan bir taklif bo'layotir, 5-10 daqiqa ko'proq bo'lsa edi deb. Bu sizlarning toqatingizga ko'tarishlarga qaraymiz birodarlar. Xo'p. Mana qalbga taalluqli bo'lgan kasalliklardan bir qanchasini ko'rib chiqqan bo'ldik. Bu Alloh taolodan qo'rqishlik, umid qilishlik, hasad, orzu-havas va ujub degan darsni o'tdik. Ana shu darslarga bir qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsa, yana shu ujub haqida. Ujub degani bu insonni o'zi boshqalardan baland ko'rishligi, o'ziga o'zi baho berishligi. Buni kibr desa ham bo'ladi. Lekin shu ujub degan shuncha inson o'zini boshqalardan baland deb bilishligiga albatta bir necha bir sabablar bo'ladi deb aytdik. Puli bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, ilmi bilan, hokazosi bilan o'zini boshqalardan baland sanashligi. Aytdiki, inson o'ziga shunday bir katta baho berishni boshlagan paytda shu to'rtta narsani bir eslab qo'yishligi kerak bo'ladi. Bu birinchisi, sizni boshqalardan, sizni nazaringizda baland qilib ko'rsatayotgan pulingiz bo'lsa, mashinangiz bo'lsa, shu bilan boshqalardan o'zingizni baland sanayapsizmi? Bilingki, bu narsa Alloh taoloniki. Allohniki. Ikkinchisi, ana shu sizdagi narsa yaxshilikka sarflanayotgan bo'lsa, odamlarga bir manfaatli ishga sarflanayotgan bo'lsa, bu bilan faxrlanishingiz mumkin. Mendaqa puli borlar ham bor-u, lekin mendaqa yaxshilikka sarflanmayapti hammasi. Degan paytimizda agar yaxshilikka sarflayotgan bo'lsa, shu bilan o'zimizga o'zimiz baho berib kelayotgan bo'lsak, bilaylikki, bu yaxshilikka sarflashlikni ham Alloh taolo tavfiq bergani uchun sarflayapmiz. Chunki xuddi o'sha deylik, yetimni boshini silayotgan pulingizni bir yomon joyga sarflashingiz ham mumkin edi, Alloh taolo shunaqa bir qo'yishi mumkin edi. Men yaxshiligim uchun sarflayapman yaxshi yo'lga deb, yana o'zingizga baho bermaylikki, Alloh xohlasa harom ishni ham sarf qilib qo'ya olasiz. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, ularga hammasiga vazifalarni bo'lib berdi. Birodarlar, kimdir Firavn bo'lish kerak edi, kimdir Abu Jahl bo'lish kerak edi, kimdir Hamza, kimdir Abu Talib bo'lish kerak edi. Shunday emasmi? Endi likulli Firavnin Musa degan chiroyli gap bor. Har bitta Firavnni halol qiladigan Musa ham bo'lish kerak. Sizni yaxshilikka, umringizni sarf qilishlikka tavfiq bergan ham Alloh taolo. Ilm o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qitayotgan bo'lsangiz, Allohga hamd ayting. Bu sizning fazlingiz emas. Allohning bergan fazli. Va aytdikki, yana inson o'zi bir keriladigan bo'lsa, qilgan bir xayriyatlari bilan esidan chiqmasin. Hali bu ishini qabul bo'lishligi bo'lmasligi savol bor akalar. Chunki Alloh biladi. Qiyomat kuniga tarozi, mana qiyomat kunida tarozini oldiga birinchi olib kelinadigan 3 ta kishini bittasi olim edi. Alloh taolo bergan ne'matlarni eslatardi, banda tan olardi. Senga ilm berdim. Hech kimga bermagan ilmimni nima qilding desa, ilm o'qidim, ilm o'qitdim. Desa Alloh taolo yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom olish uchun, to'rlarda o'tirish uchun, mansab olish uchun qilgansan. Odamlar seni olim dedi, qori dedi, to'rga chiqding, durranchiga olding. Ya'ni maqsad shu edi, sur jahannamga dedi. Yarim soat masala eshitib qo'yish qanaqa qiyin birodarlar. Bu tayyor masala, pishgan narsani eshitib qo'yishni qiyin. Endi umrini bir qismini ilmga sarflab o'rganib turib, o'rganishi qanchalik qiyin. Lekin niyati chata bo'lgan uchun jahannamga birinchi yo'l olim boqtiriladi. Ikkinchisi boydab keladi. Nima qilding? Men senga pul bergandim, boshqalarga bermagan. Ha, masjid qo'ygandim, madrasa qo'ygandim, yetim boshini silagandim. Yolg'on gapirding. Sen odamlardan oldida xotam to'ylagan nom bo'lishig uchun, saxiyda unvon bo'lishig uchun qilgansan. Odamlar seni saxiyda edi, ko'chani seni noming bilan, nomni basqalni sotib qo'yganing uchun, seni deylikki, shu talabingni bajarishda xalqlar niyating yetding, surmuni do'zaxga. Pul topish qiyin. Bolashaqasidan qizg'anib sarflanayotgan pulni oxiratiga sarflab olishing undan ham qiyin. Endi undan ham qiyin narsa niyati to'g'ri qilib olishlik.
Uni ham jahannamga uloqtirlardi. Shahidni olib kelardi taroziga 3-chi bo'lib. Nima qilding? Ha, ey aziz, bu ilmini sarflagan bo'lsa, bu pulni sarflagan bo'lsa, bu jonini sarflagan Alloh yo'lida. Shahid bo'ldim desa, yolg'on gapirding dedi Alloh. Sen o'tib ketganingdan keyin odamlar meni shahid bo'lib o'tib ketdi deysin deb urushding. Urushda o'lding, shahid bo'lding, seni odamlar shahid dedi, mukofotini olding, sur do'zoxga dedi. Dunyodagi eng uchta qiyin ish niyati chatoq bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirildi va dunyoda o'zlar xotirjam bo'ladimikin qabul bo'lganligiga. Biz ham bu o'qiyotgan namozlarimiz, bu qilayotgan bir taqvo ibodatlarimiz hali savol beradilar, qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar jiddiy o'ylab ko'rsak, bu yerdagi mavizalarchi birodarlar. Bir eshitdi mazax qiladigan bir ashulla emas bu. Ah, zo'r gap bo'ldi. Mazax qildik. Nima to'g'risida gap bo'ldi islomda? Va mazax qildik. Yurda zo'r masala bo'lyapti. Bu yerda gapirilgan gapdan xulosa chiqish kerak. 1 2 3 hayotda amal qilishlik uchun eshitish kerak. Agar shunga harakat qilmasak eshitmaganimiz yaxshi. Chunki qiyomat kunida yelkamizga yuk bo'ladi bu. Eshitgansan, bilgansan. Bizning ummatdan 3 ta gunoh ko'tarilgan birodalar, yozilmaydi bizga gunoh. 3 ta gunoh bor, yozilmaydi. Bittasi bir gunohidiki, bilmasakansiz gunohligini qilib yurarkansiz. Sizga gunoh yozilmaydi, chunki bilmasiz. İkinci günah var ki, bilerdiniz günahlıgını, esten çıkarıp koyuyorsunuz, koyuyorsunuz hali gene. Şamdan muhak olsa boğmasın diye ki hemen namazda. İzden çıkıp kaptı, yazılmıydı. Ve mecbur bolu kılınken günahım yazılmıydı. Mecbur bolu kalıp çocuk ayağını yemesi, ölüp kalıp yemesiz mi? Başka avukat yok oğlum. Şimdi bilgenizden ki hemen yazıladı. İşleyken nesemiz yük boladı burada ülkemizde. Bugungi suhbatdan kibr degan narsani ma'lumot olib chiqamiz inshaalloh. Mana kervozning dorisi 4ta bo'ldi. Sizdagi narsa Allohniki. Shu sizdagi narsani yaxshilikka sarf qildirayotgan Alloh hali qabul qildimi? 4-tinchisi agar kerilish mumkin bo'lsa shaxsan o'zingizni narsangiz bu nima? Gunohlaringiz. Gunohingiz bilan kerilaring. Demak, hech kim o'ziga o'zi baho berib kelishlikka haqqi yo'q bo'lajalar. Bugungi gaplashadigan mavzuimiz ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan kibr haqida. Kibr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi, aytdiki: "Yo Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Xudoim meni de chiroyli qilib yaratgan, kelishgan basavlat chiroyli odam bo'ladi. Hammadan chiroyliman" dedi. Endi dedi, "Shu o'zim chiroyli bo'lib ajralib bitta bo'lib turganimda kiyimim ham boshqalarnikida ham bo'lishini xolamayman. Kiyimim ham bitta bo'lib turishini xolayman, chiroyli kiyinishni xolayman. Shu kibrmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, albatta Alloh taolo bir bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni bandasida ko'rishlikni xohlaydi. Alloh taolo chiroyli bir badanda chiroyli bir jasadni bergan bo'lsa, chiroyli qilib olishini xohlaydi. Alloh taolo bir bandaga ozgina bir dunyo bergan bo'lsa, o'shining nifoqiy sal qilayotganligini ko'rishlikni xohlaydi. Qodir bo'lib turib, birodarlar, qodir bo'lib turib. Haligi borishi odamlar baxilligi tufayli tashqariga chiqarishni xohlamaydi. Na bola chaqasiga egizadi, na atrofiga foydasini tegizadi. Bor, qo'ni-qo'shnisiga ham maslahatmaydi, qarindoshiga ham maslahatmaydi. Berdimi bo'ldi, atrofiga sarf qilishligini xohlaydi Alloh. Ko'rishligini xohlaydi bandasi shu narsani. Rasulati bu kibr emas dedi. Kibr degani ikkita narsa deb aytdi. Batarul haqqi va g'umtunnas. Kibr degani mana kervozlikni tushundik, o'ziga baho berishlik. Kibr, haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularni hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr." Mehardarining kibr boshqa rivoyatda qalbida bug'doydagi donichalik yoki zarratchalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunaqa bo'ldi. Odamlarni mensimaslik. Kiyimi sal chiroyliroqmi? Deroq endi mensimay qo'yasiz. Mashinangizda semizroqmi? Hamday to'xtatmay qo'yasiz. To'xtab olasiz, qizilgan va hokazo. Bilamiz endi buni. Odamlarni mensimaslik, ozgina bir mansabga chiqib qoldingizmi? Bu beradi. Bu juda og'ir hadis birodalar. Zarracha kibri bo'lsa deydi. Kimda kibri yo'q?
Mana deyapmiz, albatta ro'paramizdagi odamlar o'zimizni ya balad deb bilamiz. Men hunarim bor deymiz. Meni diplomim bor deymiz. Men rus tilini yaxshi bilaman deymiz. Men Qur'on yodlaganman deymiz. Men kuchliman deymiz. Albatta bitta narsamiz bor. Boshqalardan nimamiz bu bilan ustunmiz. Mana Husayn ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning nevaralari bo'ladi. Agar kerilish bo'lsa, mana shu kishi kerilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevarasi. Kamula minar rijal kasir va lam yakmul minan nisa illa arba'atun rasululloh. Ayollarda juda erkaklardan juda ko'pchiligi kamolat darajasiga yetishgan. Ayollardan faqat 4tasi dedi. Shundan bittasi Fatima binti Muhammad. Bobosi Muhammad alayhisolam. Onasi Fatima ona, dadasi Ali ibn Abi Talib karamallohu vajha. Agar kerilish bo'lsa, sharaf bo'lsa, nasl-nasab bilan bir faxrlanish bo'lsa, Husayn ibn Ali ga yarashadi. Ko'ringlar kimlar qanaqa odamlar bo'lgan. Otini berib ketsa ko'chada, bir 3-4 ta kambag'al odamlar yo'lni bo'yiga ala shu ozgina topgan narsasini yerga qo'yib, turpoq ustiga ovqatlanishayotgan bo'ladi. "Ey Abu Abdulloh" dedi. "Ovqatga qarang" dedi. Ya'ni taklif qilishganda otdagi odam birodarlar. Otidan tushadi, baylab o'tirib haligilarda faqaroni ovqatidan hazar qilmasdan, hamashida o'tiraman, men demasdan akalar yeb ichib o'tirib, sizlarni da'vatingizga labbay deb javob berdimi? Ancha endi yuringlar bizkiga. Meni ham da'vatimga labbay dedi. Hali kambag'alarni olib borib, uydagi bor narsasini oldiga qo'yib, ular mehmon qilib jo'natdi. Biz otamiz palonchiyib bo'lsa, opalarimiz palonchiyib bo'lsa bo'ldi. Biz ancha-muncha joyga chaqirilsak ham bormaymiz. Ay, men o'sha boraman. Hamma chaqirganki boraversam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yanzuru ilayhi va la ahum adabun alim. 3 toifaga Alloh taolo qiyomat kunida nazar boqmaydi va ular uchun alamli azob bo'ladi, ularni gunohlardan poylamaydi. Birinchisi Shayxun zanin va malikun kazzabun va aylun mustakbir. Zinokor chol birinchisi Alloh taolo unga hech qachon rahmat nazar bilan qaramaydi deyapti. Qarib qolgan lekin zinodan tiyilmagan. Ikkinchisi kazzob podshoh deyilgan. Yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Endi boydi-yu puli borligi uchun kelyapti-da nazarimizda yarashayotganga o'xshaydi. O'zi boyda ham haqqi yo'q kelishlikka. Endi kambag'al bo'lib turib mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolaga hargiz nazar boqmaydi. Mana boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga jannatga kirgiziladigan 3 ta odam bilan do'zaxga kirgiziladigan 3 ta odam ko'rsatilindi dedi. Ular birinchisi jannatga kiradigan 3 ta odamning birinchisi shahid kishi. Alloh yo'lida jihodda shahid bo'lgan. Ikkinchisi bir qulki dunyoda qulchiligi dunyoda bir bandaga qul bo'lishligi Allohning ibodatdan to'sgan emas. Ya'ni tijorat to'sib qo'ymagan desak ham katta gap bizga birodarlar. Biz tijoratimizni, dunyoyimizni, kasb-ikorimizni qul bo'lib qo'yamiz. Oshib qolsa boramiz vaqt masjidga. To'g'ri kelib qolsa bir darsxonada o'tirib qo'yamiz. Ha desa ishlar ko'payib ketdi. Sizning ishingiz ustingizda xo'jayiningiz. U ruxsat bersa darsga borasiz, ruxsat bermasa darsga bormaysiz. Shunday emasmi? Juma ham bormay qo'yganlar yo'q emas. Juma kuni savdo yaxshi bo'ladi deb. Ikkinchi jannatga kiradigan odam bu qul, lekin xo'jayinining quli bo'lib turib, banda birodi qo'lida bir mulk qatorida bo'lib turib ibodat qilishdan to'sib qola olmagan. Demak, tijoratni quli bo'lib qolmaydi akalar. Uchinchisi serfarzand kambag'al, lekin Alloh bergan kuniga shukr qilib yashaydigan kambag'al, birovga dardini aytmaydigan kambag'al. Jahannamga kirgizilgan 3 ta odam bu zolim amir, qo'lida puli dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilgan kambag'al deyildi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularning g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosiqni yomon ko'radi. Agar bu fosiq yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib, gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosiqlar ichidan ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillarni eng yomon ko'rgani shu bo'ladi.
Allah Teala mutakabbir yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turgan yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir kambag'al mutakabbir bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi, yana 3 toifasi, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodor. Qari odam xolasa, xolamasa birodarlar masjidga yuguradi. Ishonaveringlar. Nonushtaga chiqish kerak bo'ladi. Xato lazimatga chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan ahmoq jo'ralar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlari masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormaydi. Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvat yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvodorlarning eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylar. 40 gacha bo'lgan odamni islomda, arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p, xudo xolasa. Alloh taolo sahiy bandani yaxshi ko'radi. Endi bu sahiylarning ichida yana kambag'al bo'lib turib sahiy bo'layotgan bo'lsa, bu sahiylarning eng zo'ri bo'ladi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar odamni, mutakabbir bo'lmagan odam. Endi shu kamtarlarning ichida yana boy bo'lib turib, puldor bo'lib turib, siniq bo'lsa, kamtar bo'lsa, kamtarlarning eng kamtari shu bo'ladi. Kambag'al endi kamtar bo'lsa, yarashaveradi unga. Yo'q, endi kamtar bo'lish kerak yo'q. Endi boy bo'lib turib kamtar bo'layotgan bo'lsa, cho'qqa yarashmayapti shu odamga. Nazarimizda ajib, mana shu odam qoyil qolishga shuncha puli bo'lib turib, kichik berdi. Biz o'zimiz hayron qolamiz bu odamga. Alloh taolo kamtarlarni eng yaxshi ko'rgani, boy bo'lib turib kamtar bo'lganni yaxshi ko'radi. Mana salaf solihlar qanday bo'lganlar? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakarallaha katiran. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh aytadi: Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa va ko'p Allohni zikr qiladigan bo'lsa, Allohni payg'ambaridan ibrat olsin deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummat, butun yer yuzini tashvishi yelkasida bo'lib turib, bir kampir kelib, sizda gapim bor deb qo'lidan yetalab bir chekiga tortsa, haligi kampirning orqasiga ergashib ketavergan Rasululloh. To'xta. Demagan bizga o'xshab. Turib turing hozir 10 minut. Ayniqsa bir qo'limizga amal tayib qolsa, bir nima deydi? Doktor bo'lsak, doktorning priyomiga borgan bo'lsak, domla bo'lsa, domlaning ofisiga borgan bo'lsa, turib turing deymiz. Ya'ni ko'proq turgizishlik bilan narximiz oshadi biz. Yana haliga xonani chekasida bir stolimiz bo'lsa, haliga ozgina bir yarim soat o'chirib kutib kelgandan keyin yana bir hayvatimiz oshadi. Allohga osiylik qilishlik hisobiga hurmatimiz oshishini xohlaymiz. Hadislarda keladi, Alloh uchun o'zini kamtar tutgan bandani Alloh azizligini ko'taradi faqat deydi. Rasululloh siniq odam bo'lgan, kamtar odam bo'lgan. Mana hadislarda marhamat qiladi, kim jundan bo'lgan kiyimni kiysa, ya'ni sodda kiyinsa degan, endi jund deganda biz zamonda hozir u to'r kelmaydi bu. Va otni kiyinsa, o'zini kamtar tutsa, eshakni minsa deydi. Ya'ni kichkinaroq mashina mingani uyalmasa deydi. Tushunyapsizlar. Qo'yini yoki eshkisini o'zi soqsa, ya'ni uy ishlari bilan shug'ullansa, oilasi bilan o'tirib ovqatlansa. Ya'ni kechki paytki klublarga borishning madaniyat taraqqiyot belgisi yo'q. Oilasi bilan o'tirishlikda bir eskichilik saqlab qolaydi. Shu bir shu zamonda yashayapmiz-da. O'shunga palon restoranga boramiz. Ko'ryapsiz televizorlarda. Uyda ovqat qilinmaydi, uyda o'tirilmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan mamlakatlarda kishining uyida oilasi bilan bola-chaqasi bilan o'tirib ovqatlanishligi kibrini yo'qligiga bir dalolat bo'ladi. Savoda o'tirsa bo'ladi puli bor. Miskinlar bilan o'tirishidan uyalmasa, Alloh taolo bu kishini qalbidan kibr degan kasalni o'chirib tashlaydi. Musa alayhisalom Alloh taolodan so'raydi: "Parvardigor, seni bandalarning ichidagi eng yomon ko'rgan bandang qaysi?" deganda aytadiki: "Ey Musa, qalbi kibr bilan to'lgan, tili g'aliz bo'lgan va iymoni zaif bo'lgan, qo'li baxil bo'lgan kishi men uchun eng yomon ko'rilgan kishi" deydi. Ya'ni baxil, iymoni zaif, tili g'aliz va qalbi kibrga to'lgan kishi. Mana hukamolar kibr haqida aytishadiki, "Samaratul qanoati roha va samaratul tavodi al
muhabba. Kibirde aksi dediği sıfat bunu mu? Tavazu, kemterlik. Kim? Kanaatli bosa, kanaatli meyvesini mi dese rahat deydi. Kança borçtan katli nezer. Birgen günlüğe razı bolu yaşasız, rahatta yaşasız diyordu. Kemterliğin meyvesi muhabbat deydi. Kemter adamda hemen yakış görür. Kemper adamı hemen yakış görür. Bana Mutarrafı İbn Abdullah'da aldı da Mulhib isimli bir Haccacı bin Yusuf'da generallardan bittesi atını nahayette bir hani aldığını kötü alıp kişinin atıp şuna kakılayken de Abdullah deydi. Abdullah ya da Mutarrafı İbn Abdullah dedi ki bu turuşun Allah'a razı kımıydı desem de karar durup beni tanıyorsan dedi. Yani general. Beni tanıyorsan tanıyamam dedi. Asliye akılatsan, kömürgende toldur akılat olasan, kanunda toldur necasat uçağı yürürsen, tanıyamam seni dedi. Degen de her adam kimliği yesin ki şu arada da, sakin atını tur ayağa koyup, sakin getip alalım. Yani buradalar çiğletip cileyken ileride, semiz maşinalar ileride, signalda bökütür ötüyken ileride, esilerden çıkmasın, esimizden çıkmasın. Aslımız nütfe, kömürgende bir maşina, bir kabirget olur, akılat olamız, kanımız toldur akılat. Nimamiz yekerlarimiz? Nimamiz yekerlarimiz? O'sha ozgina Alloh berib qo'ygan dunyoda odamlarga ko'z-ko'z qilibdi. Shunaqa odamlar bor ekan, betiga ayta olgan ekan shunaqa mutakabbirlardir. O'shuncha ular tiyila olgan ekan. Bizda hozir kamayib ketgan xona, qo'y deydi. Yomon ko'rinib nima qilaman deydi. Dushman orttirib deydi. Meni ummatim deydi Rasululloh. Zolimga ey zolim deyishlikka yaramay qoldimi? Assalomu alaykum degan ekan. Mahallasiga kecha chiqqan Gitmeyken, ey seken alıyor maşinada, diyame yaptınız mı? Kuvvetiniz yetme yaptınız mı? Assalamu aleyküm buralarlar. Ha dese de nasıl bu ay oldu? De yaş balı gel yapar mıyız? Başkasını koyalım yani. Bana her bitti adam fakirlenmiş gerek, nime bilendir. Nime bilendir bu kirliliş gerek. Hükam olarak dedi ki, mumun bandanı fakirlenmediği narsası nimesi? Dini. Dini bilen fakirlenedi. Özünü imanı bilen azizdir bilen. Rabbisi bilen fakirlenedi. Dini bilen özünü azizdir bilen. Münafık şey. Münafık özünü nasıl nasabını yapıp durup kirledi. Ve özünü pulu bilen azizdir bilen. Demek onu pulu yok bayan günü harb olur adı. Pulu yoktu tepkili yaptı mı? Özünü pul yok baba yanına tepkilese razı bol olur. Çünkü pul yok adam değil, maksa bol olur için tepkilese bol olur. Demek biz kareliyiz. Biz nimamız bilen fakirlerini yapıyoruz. Rabbimiz bilen özümüzü fakirlenip, dinimiz bilen azizle bile yapıyoruz mu? Ya yun. Vela tahinu vela tahsanu antum alavni inkuntum mu'minin. Allah Teala dedi, ve sizler dedi, hafayan bu meyler dedi. Tüşkünlükken düşmeyle sizler, ağlayın sizler dedi. Eğer kim bu şeyler? Mumun musiller. Bana birkaç ayetler, birkaç hadisler getirirken yapıramız ise yapıyor. Bana kuyuda gitti hadiste etme ilacımız yok. Koyayım da yapıramız makalemendiğimiz var, o neydi yapamayız. Firavun diye Firavun kıyan kavmi oladı buradalar. Ne madiyse hobbi işe olurken ne madiyse ah Rab, ana Rabbu kumda. Ben sizlerde ağlayı, para verdi, görüyorlar bende vardı. Dikkat edelim. İza ra'aytumul mutawadi'ina fatawada'u lahum. Eğer kemter adamları görseler dedi Resulullah. Kişikbel sınıf adamı görseler kemter ana muamele kılıyorlar onlar bilen. Biz iki kollakkalı iki metre görüşüp varsa ucalige çok da dekip doğramız. Özünü kemter tutu yaptı da. Kemter adamı görseler kemterli kılıyorlar. Eğer fayda ruhaytum ve mutakabbirin fatakkabbaru aleyhim fe inne zalike lakum sigar ve madalla ve lakum bizalike sadaka. Eğer mutakabbir adamı görseler özleri yekaraşa kibir bile muamela koyular. Elbette bu kibir bile muamela kılışıyla ular için horlik ve ibret sizler için sadaka onu döter diye. Şiyo aldı buradalar. Ola bir yere biten asanız, zarın asanız. Mütekabbir adamga özüde ham muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Sinig'lik hammaga sinig'lik emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop beting. Unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa, urib yuraveradi hamma.
Mütekabbir mi? Kibir kılıyaptı mı? O parkı yok, o pulu var mı, pulu yok mu? Özü yarışan Allah koyuyor ya. Assalamu aleyküm de siz melekli körüşü yaptı mı? Diyemeye koyuyor. Kolunuzu karasın sizge. Elime koyun diyemeye yaptı. Ona kılamıyız biz. Koy diyemiz. Biz koyumuz akalar. Rakip olmasa kolunu bir görüşmek için uşak kovarmalıydı. Karaydı. Birbirimizi yakarak görüşeydi. Buralar dedi, keyin sefer şuna akımıydı. Çünkü nerede zararı adam durup da bu buna geplerse var, bu zararı nasıl olur? Demek ki buradalar, mütekabbir adam gel, özüge yaraşa mamlakı koşup sadaka onu dötardı. Hop. O kemterliğimizi kadar bilemez. Bizde kibir yolunu kayadan bilemez. Dese ulamalar dedi ki, salamı birinci kolu siz verirsiniz. Assalamu aleyküm. Kattadır, kiçidir. Resulullah birinci salam veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolunu tatlama gel, nargiyodan tatma günüce. Resulullah da kabul, aziz insan bağımlı yeryüzünde. Assalamu aleyküm diye oturup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüye kadar tabassumla görüşken de, kolunu birinci tatma gel. Hareyler, bunun için iş yok. İş yok. Biz denen iş yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lekin mana shunday bir axloq egasi bor. Innaka la ala xuluqin azim. Büyük axloq egasisiz. Birinchisi, ro'parizga kelgan odamga birinchi bo'lib salom beryapsizmi? Demak, kibr yo'q sizda. Ikkinchisi, majlisga kirib o'tirsangiz, pastroqda o'tirib qolganingizga ham rozi bo'lavergan bo'lsangiz, demak, kibr yo'q sizda. Mana shunga bordingiz, eshikda turib qoldingiz, ozgina kutib. Yana eshikdagi o'tirib qoldingiz, rasali qanday aytayman? Odatda siz to'rga chiqib o'rgangan edingiz, sizning hurmatingizga loyiq muomala bo'lmadi. Shu yerda g'azabingiz kelyapti, birodar. Bilib qo'ying, sizda kibr bor. Va uchinchi belgisi sizni taqvo va yaxshi kishi ekanligingiz, taqvo kishisi, yaxshi kishi ekanligingizni zikr qilishliklarini xohlamaysizmi? Shu kibr yo'qligini belgisi. Muhtashini xohlamaysiz. Bitti kulak uçuyla duradı beraber. Sakızda gap ketyapti şu yanda. Yakşı ustalı giz, yaki kandidir polvanlı giz, muhakkak giz, gap ketyapti, bitti kulak şu yada. Nerede gaplaşacağız? Kulak eşli yaptı. Bana şu kibirdi balgi bilgisi buradalar. Yani muhtaşını eşli, demin adamlar beni tanalı yaptıken, demin maksam olurken, kibir kısam olurken. Kıska, salamda birini çevirsiniz, pasırak oturken şu adam, razı bu koyursuz ve adamlarda muhtaşlığını haklamasız, bu tavazulu bilgisi. Bana cidde sabır kılasılar burada. Bana Domla İmam Aytip Ötüketti. Bir yılda bir oturmamız buradalar maşına kılır. Başka oylarda okula yapıyoruz, televizyonlarda köre yapıyoruz. Buradalar, rızk hakkında ders otamız inşallah yandır 3-4 günden ki. Rızkımızı tırtla yeterli televizyonda köp görüşümüz. Anık bir yıllar. Anık bir yıllar. Takırdaki su izge, müşteri taş taşasayız, müşteri su çıkıp yeter taş karıge. Şunu diyemez mi? Eğer kelle de taş taşasayız, kelle de su çıkıp yeter taş karıge. Kalbimizde kaç günah mazat köpe yapıyorsa rızkımız şükür tırtıyordu. Toğludan doğru alakası var. Televizyonda kendine görüyorduk. Hususen bana doğum ayeti öttü. Varasız kina görüyorsa kanser, iki gece siz üçündeyken kanserli olarken subhanallah. Kim görüyor şu mahalde? Yani onu zekat kılardı adamla doğurken köyüne pul verip. Halk alışveri. Kimli kötü yaptı bunu? Mamanın boşluğu giden bu. Televizyonda şaşırmıyorduk. Ömer ibn Abdülaziz halife oturgen payetinde yüzde bir mihman vardı. Ömer, bana Peygamber Hazreti Ömer'de neverelerden bu kişi. Beşinci kulakları başladığını değillerdi. Hat yazıp oturgen vardı da, çırağını yağ atıgen, ölçüye yakın bugün de, Türeyes'te Halim Yemakar Yamir Al-Mumin, halife bu. Ölçüde en kette, ölçü damadı en kette hoşrası bugün. Halife, Ömer ibn Abdülaziz'de orada oturgen adam, siz koyun, yağını koyun koymasına oturayım dedi. Mehmanlı işe salıştı, bu erkeğe de belgesemez deydi. Yani Müslümanı imanı belgesemez. Turadı da, tuyese, hizmetçisi çakırayım da mesela, ticalat olar dese, koyayım dedi, o yedi, en de dedi, közük etti deydi, o katma öyle deydi. Halife buradalar. Şanlı abdeli koyup, oturup yazıyorsa, yağlı koyup. Halen deydi, şu öz üstü güzel dese, Turek yani, ben Ömer adım diye yaptı, otur gel, ben Ömer adım dedi. Adamlar da yapıbılar, abroyumuz şu, adamlar yapmayı kötermeydi, bizim abroyumuzu Allah kötersin dedi. Ömer ibn Abdülaziz'in yüge, bir adam baradı. Varsa, bir ayol kirliyorken baradı, bir kişi devalga laçaplıyorken baradı.
Bu hizmetçiler de öyle dedi, Amir al-Mu'minin bu mu? Diyorsa hazır çakırıp koyman diye ayağı olaydı, kolun loge bulak gelerek hazır Amir al-Mu'minin. Hizmetçi yok mu iler dediğine? Halife akeler. Üyattan yürü işini kılırsız. Kibir ol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüşlerinde kılıçlıydı ayağları göğerden birken. Ömer ibn Hattab radıyallahu anh bu, bana Şam Kuddüs deyiladı, Fatih kılıngendi, Yerusalim'e keler. Kalıp'ta Hazreti Ömer'de özgü veremiz dedi, Nasara olur, veriş miydi? Fatih kılıngen, koşunu başlayan, Ömer kesin deyildi. Hazreti Ömer, tüyasını beni çıkardı, bitti hizmetçi yiğidi bilen, bir kilometreden almaşışladı. Tüyanı bir kilometre bu miladı, bir kilometre hizmetçisi miladı. Kuddüs'te eşiği yaklaşken de, hizmetçi valla, kul balanın eşitmeni, tüyanı beni şey, nabat yapaladı. Kuduk'a varadı, Hazreti Ömer suda aladı, tevege uzatadı. Ya akeler halife o, Ömer o razıallahu anh o. Üçüncü Ömer adıl, ondan buruna, ondan keyine, buna kadar halife paşa, bu miydiydi? Garp, tarihçi oğlumları. Ya Amir al-Mu'minin dedi, Abu Baydatunlar cerrah çıkadı da, şehirli kattalara dedi, sizi kütkeni çıkıp geliyip dedi, buna kadar keşiniz yaraşmıyordu dedi. Mesela dedi ki, ya tevege medyada düşüyor, ben razı lan dese, sen razı olsun, ben tevege razı olmayı dedi. Tüyanı yetalap kirgende, ana şu Kuddüs'teki Nasrani rahibi aytadı, mana bu deydi. Bizli kitaplarımızda yazıgen deydi. Kalitini aladıgen kişi Kuddüs'tü. Hizmetçisinin tüyası yurtkizip özü yetalap gelir deyilgen deydi. Başarılar buladı burası. Ana burada kanka insanlar yoklar. Biz kimlerden ibret alıyoruz, kimlerde özümüzde kumirde bir yapıyoruz. Biz tarihimiz orijinaliydi. Müslümanca, peygamberlerden, sahabalardan, tabiinlerden, taşkara hiç kim ibret borcuydu, izgen veremeydi. Peki kimlerdi bizge ibret kılıkör satış yapmalı bir zamanda? Pavancı da kabul edilip, şey yapıyor futbol kereke, ha 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 suratları, kim yürüp bir sürü okulu, yiğitler. Hatta ki kiyken, kimimiz yiyen, pavancı, pavancı yiyip kiyken köyüne gibi mi? Köyüne gene sorayımız. Pavancı, pavancı yiyip kiyken, razı razı var, kestirme var mıdır sorayım. Kimler? Yoş yaş hareketleri yapmış. Biz özümüzü, kimliğimizi bilsek, kim bizi ibadet borçluyken bilerdik. Salman-ı Farsi radıyallahu anh'u bana Medine'de vali boladı. Köşeye çıkıp durursa, sadde kiyinvagenle giden, adli yürgenle giden bir bar, az gelen bazarka giden boladı da Salman-ı Farsi'yi tanımıyor, bu hani hammallardan şey köterdiydi. Köterdi. Evet, doktor, amirim ben de ne yaptı? Rasulullah'da madresesinde ders okuyandı ular. Kötü hareketi yaptı. Aldı kötü yaptı Halil Boyvatça. As-salamu aleyküm de hama salam bile Halil Boyvatça. Halil Boyvatça aleyküm as-salam kötü yaptı şimdi yapalım. Arkada kimliğini bilmiyordu. Hama salam bile ta ülge yetkişe Halil'e adam kimliğini bilmiyordu. Hama salam bile ahire ahire de bitti adam sonra as-salamu aleyküm ya amiren mumin'in de varadı. Şimdi karasa Salman'ı Farsiyeken. Kentalliydi köreyim. Eğer keçirersiniz, Allah sizi ıslah kılsın, bilmeyi kapat deken de ayet üyünge Allah'ı veremem diye. Sen benimle iş büyüğü değil mi? Yekizi koyamam. Müslümanı bürçüm diye. Sığmıydı akıl ya. Sığmıydı. Çünkü biz akıllarımız buna kadar sarsan sığdır oluyor diye böyle tarbiye topladık. Şuna kadar bu gen adam vardı baba. Üçüncü Ömer ibn Abdülaziz'le davrıda böğrünü koydu, böğrü olma gene geldi. Ravayetler kılınadı, çoban hayda yürüse koyulardı, atrafında böğrü yürüyordu, ittisin geri, kızmattı kılın. Ya bu itime böğrü mü dese böğrü deydi. Adalet hain bu kendine, başka zulüm bulmasa kendine kainatta bir adam. Aşağı Azizullah Han halde yüge bir ayol kişi kirip geldi. Kirip geldi de muhatabı telefonik bir haya ayol aladı. Peygamberimizi çok geçişip yerge avukatı koyup avukatı ekeni gördü de yeğe dedim ankarayla mı ona dedi. Bu peygamber deydi. Özünü kul yokuşa oturup da kul yokuşa bir yaptı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ana abdun aclisu keme yaclisul abd ve akulu keme ayakulul abd. Men deydi kul men deydi. Kuldaka oturamam kuldaka yiyemem deydi. Hala ayol dedi ki Avukatıyla vermişsen menge bir peygamberimiz gidese, al deydi. Kolimi ne gizip koy menge deydi. Resulullah'a kılıkken anlasın kareyin. Kolimi ne gizip koy deydi. Peygamberimiz kolumuz ne gizip koyardı. Yebot durup ağzıyla giden ver menge deydi. Peygamberimiz kainat duruyor avukatını çıkarıp verirdi.
kamtarlikni ko'ring. Payg'ambarimizni so'ragan ashyo faqat qoniga tushligi bilan hayo degan narsa o'tib qoladi ayolga. Umrini oxirigacha bitta erkak kishiga tikka qaramasa o'tgan bo'lar ekan. Rasululloh shunday bo'lgan, sahobalar shunday bo'lgan. Hazrati Umar davrida sahobalar shu atasini ko'rmayapti bir sahobani bir shaharga vali bo'lasiz dedi, jo'natadi. Shahar kutib turadi. Bugun kelib keladi, ertaga kelib keladi, kutib tursa bir odam eshigiga mingan, bitta qo'liga tuz ushlagan, bitta qo'liga qattiq nom ushlatib, tupurga suv namlab, tuzga tegizib yeb kelib kelayotgan bo'ladi. Hech kim parvo qilmay kirib ketadi. Kirsa shaharda hammasi tashqarida, qaytib chiqadi. Kimni kutyapsizlar desa, falonchini deydi. Umar bizga vali qilib jo'ygan, mendan shu deydi. Birodalar kamtarlikni ko'ryapmizmi qanaqa bo'lgan? Mana shu kishilardan Alloh rozi bo'lgan. Ularda kibr bo'lmagan. Bizda bor kibr. Tuzatishni belgisi aytdik. Salom birinchi bersiz, pastroq o'tirib qolsangiz ham rozi bo'lar ekan bo'lsangiz va nima dedi shunchini? Maqtov eshitishni xohlamasangiz, kibr yo'lining alomatlaridan deydi. Kibr shunday kasalki, kishini jannatdan to'sib qo'yadigan kasal. Kibr birodalar, Firavn, Qorun, Xomonga o'xshagan kofirlarning fe'llari. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Innal azamata idari wal kibriya ridai faman nazani fi ahadin minhuma alqaytuhu finnar. Kibr deydi. Meni ridoyim, azamat büyüklük, meni libosim. Kim mana shu ikkita narsani mendan tolassa, unga xorni libosini kiygizaman deb rivoyatda, bir rivoyatda jahannamga uloqtiraman deydi. Kibr Allohga xos birodalar. Pulimiz bilan kelyapmizmi, ilmimiz bilan kelyapmizmi, quvvatimiz bilan kelyapmizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Bu bizni jannatga olib keladigan sifat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.